Haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta araştırmacı yazar Haluk Özdil konuğumuz. Tabii Gıda Ajansı programında eskiden hep tarladan sofraya konuştuğumuz gıdanın yan öğelerle ve diğer sektörlerle ve diğer küresel risklerle aslında nasıl baskılandığını biraz da büyük fotoğrafa bakarak değerlendirmek istedik. Toryum rezervleriyle ilgili sizin açıklamalarınız oldu. Hatta Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sanırım bir yıl önce siz bundan bahsetmiştiniz. Ben de duydum. Hatta şunu da söylediniz. Dediniz ki 2007 yılında bir fizik profesörü. Enginar, Allah rahmet eylesin. Kendisi de rahmetli oldu. Bu işi söylemişti 2007 yılında, böyle bir rezervlerimiz var. Türkiye'deki iç ve dış borçların katlarca fazlası bir güce sahip. Bu, eğer bu hikayeyi biz hayata geçirebilirsek sanırım bütün her şeyin akışı değişecek. Çünkü enerjiyle ilgili çok hiçbir sorunumuz kalmayacak bir şekilde. Şimdi ben hep Venezuela'yı örnek gösteririm. Dünyanın en zengin petrol ve altın ülkesi Venezuela. İnanılmaz bir altın stoğu var. Deposu ve inanılmaz derecede petrol deposu. Şu an açlıkta mücadele ediyor. Evet, şimdi ne yazık ki bazı ülkelerde böyle şeyler bulunduğu zaman felaketler üst üste gelir. Türkiye'de niye sorunlar bitmiyor sanıyorsunuz? Yani neden hiç bitmiyor? Sürekli darbeler, iç savaş çağrıları, bölünme tehditleri, mezhepsel ayrılıklar, körüklenmeler, sokak olayları. Buradan bakarsanız olayı çok net görebiliriz. Evet, Türkiye toryum, dünyanın en zengin toryum ülkesi. Google'a bakarsanız o 12. sırada, o bir yalan. Çünkü Enginar'ın ve Maden Teknik Üniversitesi'nin net açıklamaları var. Son bulunan yataklarla Türkiye birinci sırada. Hindistan değil, Türkiye birinci sırada. Ve Türkiye'deki toryum çok kaliteli. Peki bunu ama çıkarmamıza engel mi oldular yıllarca? 2007'den bu yana kaç yıl geçti? Bakın, 2002 yılında ortaya çıktığı zaman Enginar'ın bu röportajı 2002'de verdi. Evet. Gazeteciye dedi ki öyle toprakların üstünde oturuyoruz ki o kadar zenginiz ki zenginlik içinde fakirlik yaşıyoruz. Eğer o toryumlar ortaya çıktığı zaman, toryum işlemeye başladığımızda Türkiye'nin iç ve dış borcunu 352 kez öder demişti. Sansasyon oldu. Evet. İtibar kaybına uğratmak için Amerikan işbirlikçisi ve Batı işbirlikçisi akademisyenler bir oldular, meslektaşları. Enginar'a saldırdılar. Bıkmadı, yılmadı. O vatansever insanlar bir şekilde bu projeyi devlete kabul ettirdi. Dediler ki bu olur. Ve devlet onay verdi. Ama en büyük olay onların can güvenliğini düşünmekti. Bu biraz ihmal edildi. Yani toplu bir yere gitmemeleri gerekiyordu. Tek tek güvenliklerinin alınması gerekiyordu. Bir kaza ama o dönem sonucunda bizim rahmetli oldu değil mi Engin Hoca? Bir kaza evet, sonucu. Yani şöyle uçak kazası değildi tabii ki. Bakın ben onun kitabını yazdım. Isparta Uçağındaki Sır, 2018 yılında yazıldı o kitap. Ben tüm detaylarını biliyorum. Yani o uçak olayı çok acı verici bir olaydır. Hatta şöyle söyleyeyim size. O projeyi ertesi gün Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde dünyaya ilan edeceklerdi. İnanılmaz bir projeydi. O zaman öncesinde bu olay oldu. Yani açıklamasının öncesinde bu kaza oldu. Tabii. Yani bir gün önce. Bir gün önce, ertesi gün saat 10'da açıklayacaklardı. Tüm dünyayı oradan ilan edilecekti. Çünkü Isparta'da özellikle seçildi. Çünkü orada toryum yatakları çok fazla. Onu da söyleyeyim. Daha çıkarılmamış bir toryum var oralarda. Ama şöyle bir şey oldu. Bakın o gün, yani 30 Kasım gecesi işte. 2007 tarihinde, hani uçak düşmeden evvel. Bunlar saat 4'te sabah gideceklerdi. Yani öğleden sonra. Ama birdenbire uçak iptal oldu. İlginçlikler öyle başladı. Sefer iptal oldu. Bunun üzerine karayoluyla gitmeye karar veriyorlar. Fakat sonra da yani çok yoruluruz. Ertesi güne performansımız düşer anlamında. Uçakla gidelim, uyuyalım. Vaktimiz olsun, duşumuzu alalım falan. Ve dolayısıyla uçak arıyorlar, uçak yok. Ve bir anda saat 11.30'a ek bir uçak konuyor. Bakın ek bir uçak konuyor. İlginç olan o. 11.30'a durup dururken bir uçak seferi konuyor. Ve bunlar hemen oraya bilet alıyor. Enginar'ın, Profesör Enginar'ı hani bilmeyenlere de söyleyelim.
kendisi hanımdır, yani bayandır, evet. Erkek ismi gibi gelmesin. Uçak korkusu var, hayatında uçağa binmemiş ama bu sefer binmek istiyor çünkü gitmek istiyor. Yani bir an önce açıklayayım diye. O kadar da kendinden ödün veriyor, panik atağı var, buna rağmen biniyor. Ama garip biçimde... Çok garip Isparta hakikaten uçuyor. Baştan sona. Yani gerçekten bakın havaalanıyla temas kuruyor. Ben inboard oldum diyor, yani ortaladım pisti, geliyorum tamam diyor kule, in sorun yok. Yani her şey normal, ses kayıtlarını dinledim. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda ses kesiliyor, uçak pisti gördüğü halde vazgeçiyor, dağın arkasına doğru yan çiziyor. Hiç kimsenin çözemediği sır bu. Yani çözemediği değil, tabii ki benim iddiam kitapta çok açık konuştum ben. Orada bir takım sinyal kesiciler kullanılarak uçak yönlendirildiğini biliyorum. Bu düşürüldü bu uçak. Peki bunu nereden biliyoruz? Yani orada 57 kişi öldü. Günahsız, suçsuz 57 insan öldürüldü o gün. Bu kadar mı denk gelir? Ertesi gün yapacağı açıklamadan bu kadar çünkü mı? Çünkü görüyoruz. Ya bakın 2017 yılında mahkeme kayıtlarına sunuldu. MİT'in dinleme kaydı bu. Ben söylemiyorum bunu. Aynen şöyle diyor. Sabah saat 4.30. İki FETÖ'cü konuşuyor. Biri yakalandı, diğeri yakalanamadı. Diyor ki duydun mu Isparta uçağı düşmüş. Arkadaşı da diyor evet biliyorum bizimkiler İsraillerin düşürdüğünü söylüyor. Ses kaydı aynen böyle. Yani girerseniz görürsünüz internette de var bu ses kaydı. Şimdi buraya baktığınız zaman insanların niye öldürüldüğünü de görüyorsunuz. Çünkü o dönem 17 tane bilim insanımız öldürüldü. Kimisi intihar etti dendi, bileğini kesti, boynunu kesti. Bugün uçak yazılımlarını yapan... Bir tane şeyimiz vardı, ilk yazılımcımız 2005'te öldürüldü. Ardı ardına 17 tane bilim insanımız öldü. Öldürüldü. Kimisi kazaya kurban gitti, kimisi durup dururken camlardan aşağı kendini attı. Elini, kolunu, boynunu kesti, öldürüldü. İnanılmaz bir temizlik harekatı yaptılar. Bilim insanlarımızın güvenliği konusunda herhalde bir... Sizin dediğiniz tabii gibi ki. Toplu ya, seyahatlerde vesaire en azından evet. O dönem... Hakikaten çok Allah yani rahmet eylesin. Şöyle, sağ olun. Yani şimdi şöyle, şu anda aldıklarını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz TÜBİTAK'ta ya da ASELSAN'da çalışanların ortada olmadıklarını, özellikle kilit noktalarda olanların yüksek güvenlikli ortamlarda yaşadıklarını biliyorum. Ama o dönem bunlar yapılmadı. İşte yapılmama sebeplerini de söyledim. Yani bu FETÖ'cülerin gerçekten yani... Nasıl adalet karşısına çıktıkları ne kadar yeterli tartışmak lazım. Bu ülkeye yaptıkları inanılmaz, inanılmaz kötülük. Yani kelimeler yetmiyor. O yüzden bu ülke geciktirildi. Toryum santrali hayata geçseydi, zaten hep söyledim. Şu an kullandığımız elektriğin 1/20'ini ödeyecektik. O kadar küçük paralar ödeyecektik ve sanayi üretiminde rekor kıracaktık. Çünkü maliyet hemen hemen dibe vuracaktı. Yani Çin Türkiye ile yarışamayacak. İşte bu yüzden de senin bilim insanlarını yaşatmazlar. O proje yürüyor mu? Sorun benzeri bir proje vardı. Evet. Çarpıştırıcı, proton çarpıştırıcısıydı. Sistemini biliyorum. Bu hayata geçebilirdi. Pahalı bir projeydi. Yani Türkiye bütçesinin yaklaşık 1/4 kapsıyordu. Çok büyük bir paraydı. Yani nasıl anlatayım? Ancak 10 yılda bitecekti. Şu gün çoktan bitmiş ve faaliyete girmiş olacaktı. Bitseydi... Sadece Türkiye değil, Orta Doğu'ya da yetecek tek santralle bütün her yeri doyurabilecektik. İnanılmaz gelir elde edecektin. Belki de şu an yaşadığımız savaşla ilgili sıkıntıların hiçbirini yaşamayacaktık. Çünkü bütün o ülkeleri kendimize bağımlı kılacaktık. Bunun bir de Avrupa yağı vardı. Bunların hepsi ne oldu? Şu an bir proje olarak yürüyor diye umut ediyorum. İnşallah yürüyordur. Çünkü... uçak düştükten sonra bir helikopter iniyor ve cesetleri, oradaki cansız bedenleri kontrol ediyor ve Engin Arık'ın çantasıyla laptopunu alıp götürüyorlar. İnsanlara yardım etmek amaçlı değil. Çantayı ve laptopu alıyorlar. Aynısını Muhsin Yazıcıoğlu olayında da gördük. Bir helikopter girdi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çantasını aldı gitti. Yani bu ülkede maalesef işte çok böyle zenginliğiniz varsa... Size böyle saldırılar da gelir. Kimden geliyor? Bunu herkes biliyor. Bugün bizim stratejik ortak dediğimiz ülkeler yaptı bu. Bak Çin yapmadı. Rusya da yapmadı. Bunu bizim istihbaratımız biliyor.
Yani burada konuştuğum zaman çok ağır konuşmak istiyorum da olmuyor, mecrası değil ama maalesef böyle. Ve biz hala bunlarla stratejik ortak olma konusunda şartları zorluyoruz. Bunlar bizim stratejik düşmanlarımız. Türkiye'ye rahat vermeyecek. Artık bu gerçeği görmemiz lazım. Ama bunlar dışarıdan yapmıyor. Bu ülkede tonlarca işbirlikçileri var. Daha yeni düşünün. F-16 alacağız. Biz Amerika'nın kuyruğundan gidelim diyen 3 tane general çıktı konuşuyor. Bunlar geçmişte dağılacak katliamdan sorumludur. Golf oynuyorlar. Kazan kazan sistemi tamamdır. Kazan kazan sistemi tamamdır. Ama öbür türlü olduğu zaman bu koloni sınıfına giren bir devlet durumuna düşersin. Yoksa evet, her devlette işbirliği yapılır ama karşılıklı çıkarlar gereği. Burada işbirliği yok ki. Bugün Yunanistan silah deposuna dönüştürüldü Amerika tarafından. Güney sınırımız silah deposu, 20 tane üs kurdular. Bunları Rusya için kurmadılar. Bu bizim stratejik ortağımız, nasıl olacak bu iş? Yani merak ediyorum. Sanki bir şeyler yapılıyor gibi. Çok fazla hani o konuya girmek istemiyorum. O proje ağır aksak da olsa devam ediyor gibi geliyor bana. Geliyor İnşallah diyorum. Memleketin menfaatine yani, ilerler. Olması gereken o. Çok sağ olun hocam. Son programı kapatırken son sözlerinizi de alıp öyle programı kapatalım hocam. Valla bugünkü tedarik zincirlerinin kırılması oyunun bir parçası. Biraz önce sözünü ettiğiniz Çin üzerinden yapılıyor. Çin bilerek, isteyerek tedarik zincirlerini kırdı. Evet. Bilerek yaptı. 2019'dan beri biliyordu çünkü. Zaten Xi Jinping 2019'da 100 bin kişilik bir orduya konuşma yaptı. Dedi ki 2022'deki savaşa hazır olun. Aynı zamanda gıda krizine hazır olun. Çin buna hazır dedi. Yani Çin hepsini biliyordu. Bilerek, isteyerek kırdı, kırmaya devam ediyor. Rusya'ya karşı Amerika'nın aptalca hamlesi Rusya'nın elini güçlendirdi. Rusya da sizin dediğiniz gibi gıdayı silah olarak kullandı ve istediği sonucu aldı. Rus rublesi son yılların en büyük değerlerini kazanıyor. Şu an Rus rublesi sürekli yükseliyor. O yüzden de dünyadaki bu karışıklık böyle giderse daha da artacak ve korkarım ki dünya savaşına doğru evrilecek gibi de bir eğilimi var. İnşallah olmaz. İnşallah. Olursa bu savaşın kazananı olmaz yani. Açık konuşayım. O yüzden Türkiye stratejik ortaklık, 3-5 tane F-16 alacağım, Amerika'nın sınırına gireceğim falan hatasına düşeceğini sanmıyorum devlet aklının. Devlet aklı bu konuştuklarımızı biliyor çünkü ben biliyorum. Yani o yüzden bu ülkedeki Amerikancı akademisyenler, yazarlar, çizerler, sanatçılar çok fazla. Bunlar rantlanıyor, bunlar ekstradan para alıyorlar. Bunlar rantçı, çok çıkar gereği de konuşan var. Gerçekten kaz gibi atlayanı da var ama bir de devlet aklı var. Umarım o hataya düşmeyiz. Umarım hocam. Söyleyeceğim bu.